Başkan olabilir. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Bata. Şu an beni değişik görüyorsunuz biliyorum. Tişörtümün rengi yeşil olduğundan dolayı sadece kafam çıkıyor. Bu konuda kusura bakmayın. Şimdi konumuz şu. Yaklaşık bir hafta önce Ay Yıldız sunucusu tarafından bir ifşa videoları çekmişler. Kendi çabalarıyla, kendi çareleriyle. Ben çok komik bulmuştum o arkadaşları. Şimdi Ay Yıldız'ın sahibi burada. Gerçek sahibi Emrah abi. Ki zaten ben o tür ithamlarda bulunduğumda Emrah abiyi çok sevdiğimi açıklama kısmına da yazmıştım. Emrah abiyi severim ama Emrah abiyi sırf bu çocuklar yüzünden hiçe saydığımı da söylemiştim. Şimdi Emrah abiye yapılan bir yanlış var arkadaşlar Ay Yıldız tarafından. Ay Yıldız'ı kuran kişi Emrah abidir. Şimdi Ay Yıldız'ı kuran kişiyi bugün an itibariyle banlamışlar. Aynen. İşte karşıdaki çocuklar kim bunlar? İsim alalım abi. Ben tam bilmiyorum çünkü. Abi şimdi bunların içinde şey var, Tugay var. Hasan var benim bildiğim. Evet. Daha vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum da. Ya zaten ya en yani, en baş isim Tugay ile Hasan yani. Yani ben Hasan'ı da fazla tanımıyorum da Tugay beraber. Tugay yani. Hasan'a göre daha kıdemli evet. Ama yani Tugay'dan bunu beklemiyordum. Ya şey ben diğerlerini tanımıyorum ama Tugay'ı tanıyorum. Kaç senedir beraber arm oynarız. Bu pek beklemezdim yani hiç beklemezdim. Bu Emrah filan benim kaç senedir beraber oynadığımız bir arkadaş. Yani her zaman her oyunda beraber oynarız. Tugay da öyleydi. Ama Tugay'dan gerçekten bilmiyorum yani bunu beklemezdim. Beklemezdim. Ya şimdi şey demişlerdi. Onların videosunda şey var. İşte ben Gökhan'cığım. Efendim abi. Bir şey sorayım şimdi sana. Adem falan da burada. Şimdi diyelim server sahibisin değil mi? Evet. Donator paraları kime gider? Donator paraları server sahibine gider. Artı server sahibi server için emek harcayan adamlara bir miktar maaş gibi ödeme yapar abi. Bak şöyle söyleyeyim. Ayınızda şöyle bir şey oldu. 300-400'e yakın donator satıldı tamam mı? Parası. Bir tane. Yok para. He. Bir haftada 400 liralık falan. Aynen. Ya, aynen. Tam yalan söylemeyeyim. Küsur atar bilmiyorum ama en az 250 var. Evet. Bayağı bir satıldı. Ben sormadım bu paralar kime gitti diye. Bana gelmedi. Ya çocuklar ne bileyim makineyi ödüyorlar. Kendi cebinden makine parası ödüyorlar. Donatif parasıyla makineyi karşılıyorlar tamam mı? Evet. Yani ödediği parayı cebine geri alıyor. Kimse işte ben ödüyorum diyemez. Çünkü donatörden para geri geliyor. Yani server kendi kendine ödüyor. Bir gün kimse yoktu, ben vardım yetkili. Ankalara gene sattım işte donator iki tane. Beni hesabıma yatırdılar. Çıktığım günde peşimden herkese ne demişler biliyor musun? Donator parasına el koydu. Lan server sahibiyim. Ben koymayacağım da kim koyacak? İlk defa almışım. Olay buymuş dedikleri. Abi sana bir şey soracağım. Ay Yıldız isim hakkı kimin? Şimdi o iki kişi ortak Tugay'la benim. Tamam Tugay'la sen ikiniz kurdunuz. İlk zamanlarda kurdunuz, anlaşamadınız, geri çekildiniz. Ayrıldık. Değil mi? Ayrıldık. Evet. Sonra tekrar beraber sonra kurduk. Tekrar işte biz sizle tanıştık vesaire. Tekrar böyle bir söylenti çıktı. Sen mi Tugay mı? Biri bir şey dedi işte tekrar Ay Yıldız'ı açalım. Falan filan. Ben dedim. Ben açtım. Aynen sen dedin. Ay Yıldız'ı ikinci defa ben açtım. Bu Hasanlarla. Daha doğrusu bunlar yavlardı abi açalım. Sen hiçbir şeye karışma. Sen yukarıda dur. Biz her şeyle ilgileniriz. Evet ben de öyle diyorum. Yani ben de öyle diyorum evet. Server'ın başında sen ol yeter dediler tamam mı? Yani Emrah abi açtı desinler yeter dediler. Sonra da abi şu mevzu çıktı. Ben kendimi sponsor arıyordum. Benim sponsorlarımdan Leader Gamer vardı iptal oldu. Prozac Game vardı iptal oldu. Ne bileyim başkaları vardı iptal oldu. Senle tanışmıştım Emrah abi o zamanlar. Dedim abi sponsorum olur musun? Sen ne dedin bana abi? Ben tek gene dedim. Bak
server'ı karıştırmayalım da tamam. Ben dedim. Tamam, olurum dedin. Ben kendim kendi adıma tamam, tamam kendi dedim. Kendi adına evet. Tamam dedin abi. O zaman da ne dedik? İşte sunucuya benim adımı da verelim. Hem sunucunun ismi duyulur, daha çok duyulur. Kullanıcısı daha çok artar. Aynen, ayrılığınızın sonuna batayı koyduk. Aynen, batayı koyalım dedik. Koyduk değil mi? Ama evet. Bunu koyarken ne dedik odada? İşte çekiliş falan yapacağım zamanlarda bana Ay Yıldız destek çıkacak değil mi? Hani Ay Yıldız bana sponsor olacak demeyi konuştuk. Ben dediğim gibi Gökhan'cığım, çekiliş zamanları sen dedin abi kaç bin abonenin vardı? 20 binde değil mi? Aynen. 20 bin, aboneye, işte. 20 bin aboneye ait benden arma işi istedin. Ben de tamam dedim. Anladım abi. Senden kişisel olarak istedim, o ayrı. Ama tamam. Ay Yıldız'ın sonuna Batak girdiği zaman Ay Yıldız benim sponsorum olmak zorundaydı. Ben Hasan'a diyorum ki kardeşim çekiliş yapacağız. Ay Yıldız adına oyun tedarik edebilecek misiniz? Yok abi, bizim durumumuz yok. Ulan 400 liralık donator satmışsın. Nasıl durumun yok? Yok ya, Ay Yıldız'da da donator satan bir server belki Arma Türk vardır. Belki Altı Türk vardır. Başka yoktur. Abi az önce demedin mi 400 lira sattık diye? Diyorum ya, 3 tane vardır satan diyorum. Ay Yıldız çok satıyor ya. Tamam işte, ben de onu diyorum abi. Bana bu yanıtlarla geldiler. Hani biz veremeyiz, biz yapamayız dediler. Ben de tamam kardeşim, eyvallah dedim. Ondan da hani şey yapmadım bak, aramı yine bozmadım orada. Ben aramı yine bozmadım. Gittim Naci'ye geldim. Naci dedim böyle böyle, bana sponsor lazım. Bana oyun tedarik edebilir misin? O da dedi ki ederim kardeşim. Patronum geldi. Sen geldi. 20 bin abone de benden niye gelmedin abi böyle böyle demedin? Abi ben çünkü ben Ay Yıldız'ı bilirim abi, seni bilmem. Tamam sen hani sen, ben seni seviyorum abi, ben senin yanına gelip de böyle şeyler söylemem. Ay Yıldız neyse sen de oydun, sen neysen Ay Yıldız benim için oydu. Çünkü ne olmuştuk? Birleşmiştik. Ay Yıldız Bata olarak bir çatıdaydı birlikte. Bana böyle yanıt verince ben sallamadım abi, yine kendi efendiliğimi bozmadım. Hiç aramızdaki bağları da kopartmadım. Sunucuya da giriyordum. Arma Türkiye de giriyordum. Bizim sunucuya giriyordum. Sonra işte bu birkaç kere oldu hani. Burası Bata'nın değil. Bata para vermedi. Bata'nın sahibi değil burası. Buran Bata'nın değil. O para vermedi. Bu mevzu hep böyle bir yerlerden dönüyordu. Benim ondan hiç haberim yok biliyor musun? Sonra abi ben bunu bir kere daha duydum. Bizim Sercan var. Bak, Sercan demiş ki birine, dur abi anlatayım sen sonra, tamam. Sen konuş. Sizi Batı'ya söyleyeceğim demiş, bu nasıl iş falan demiş, bir şeye bir sorun olmuş herhalde. Orada biri demiş ki bura Batı'nın değil artık, Batı buraya girmiyor, o zaten buraya para vermedi, burası bizimdir. Ben de bunu duydum abi, tamam mı, çekti bak olayı harfi harfi söylüyorum. Konuşulanlar ne bilmem ama Sercan'ın küfür ettiğine dair video geldi. Ya abi Sercan'ı bilmiyor musun? Sercan küfür ediyor. Biliyorum, biliyorum. Sercan hoşuna gitmediği bir şeye söver abi. İşte tamam, ben Sercan'ı banlamışlar. Tamam banlasınlar. Ben banına bir şey demiyorum. Ama şuna takıldım ben. Burası Batan'ın değil. Bura Batan'ın artık değil. O para vermedi. Ben buna takılıyorum. Gökhan'cığım. Bunun anlaşma şöyleydi. Bir dakika bak. Abi. Bu sunucu açılırken bana para ver dediler mi? Onu anlatıyorum bak. Ne dedik biz? Sunucu açılırken Tugay yoktu. Tugay'ı sonradan ben çağırdım. Sunucu açılırken Hasan, sen, ben 3 ortak diye anlaştık. Hatırlıyor musun? Evet. 3 ortak diye anlaştık. Sonra Tugay'ı ben dahil ettim. Çünkü eski Ay Yıldız'dandı. Ettiğime de bir pişman oldum şimdi. Arkadaşımdır diye. Eski arkadaşım, sevdiğim arkadaşım diye dahil ettim. Ortak oldu. İşte dün de ben sunucuyu bırakıyorum dediler bana hepsi birlikte. Hasan'dı, Enes'ti, Tugay. Yapmayın etmeyin dedim, beyler dedim, bırakmayın dedim. Neyse çıktılar TS'den. Neyse çıkarsa ben de dedim ki sonra ne yapayım dedim, ben bunu kapatamam dedim. Ay Yıldız ismi var dedim değil mi? Evet. Bunlar çıktı, ben de çıktım. Peşinden yarım saat sonra TS'ye bir geldim, tüm yetkilerim alınmış. Server bilgisayarına giriş kodları değişmiş. Benim kendi açtığım serverdan. Bak söylüyorum. Kodlar değişmiş. Sonra üyelimi de silmişler. Neyse ertesi gün tekrar girdim. Arada gidiyorum. TS'ye şey attılar. Sen söyle. Sıfırladılar. Ha,
yetkim yok sanıyorum ben. Tamam mı? Evet. Ertesi gün girdim hep beraber odada. Benim bak kendi admin yaptığım çocuklar artık neler dediler. Hepsi abi abi diye götümde gezen çocuklar. Evet. Ben şunu anladım yani. Server sahibiysen yalakan çok olurmuş. Yani. Onu anladım. Bana ne dediler abi? Bana da çok, abi abi diyorlardı. Abi ben sinirlenip bir kişiye söyledim diye. Bir gün banlı kaldım. Ne konuştular bilmiyorum. Ertesi sabah çağırdılar. Mesaj yazdı. Bir de abi TS'ye çağırıyorlar seni. Bir de şöyle çağırıyorlar ha. Delikanlıysa TS'ye gelsin yazmışlar. Gittim. Tamam mı? Böyle çağırdılar beni. Gittim. Abi bu çocuklar baktım, nasıl bir çocuklar ya? Bunlar çocuk sana abi. Sana bir şey değil mi? Beni artık kim kime ne dediyse abi abi diye bütün de gezenler şey yapıyor. İşte sen bana çok çektirdin, sen bana bunu ettirdin. Ne çektirdin diyeyim? Sen yukarıda dururken diyeyim, ben diye oyunculara ilgili. Lan dedim, abi dedim, ben sunucu sahibiyim, sen rappersin. Senin işin ilgilenmek. Eyvah. Eğer ilgilenmeyeceksen niye rapperlik tadını alayım? İşte neyse. Bana dediler işte 50 lira. Aldığın donatör para, sen 50 lira niye aldın? Lan abi diyor, sunucuyu ben açtım, ben alacağım. Ben almayacağım da kim almayacak? Sunucu benim. Ki ben almayacağım da kim alacak? Hepsi benim sayemde. Neyse Anka'yı topla, onu topla, bunu topla derken hepsini topladık bir yana. Bir sürü oyuncuyu getirdim. Klanlarıydı, uydu, buydu, şuydu. Mesela şeyde de gördüm. Armor Türk'te oynayıp hem Ayıldız Türk'te de oynayan oyuncuları da gördüm. Klanlar var mesela. Var, her oyuncu da var. Yani bir sürü adamlar gördüm. Yani çoğunu da ben getirdim. Kendileri de biliyor. Server'da 100 kişi varsa 80'ini ben getirdim. Kendileri iyi biliyor. Çünkü tek tek hepsini çağırdım. Oyunu bırakanlar mesela Barbaros, Ömer, odadakiler, Mehmet, oyunu bırakan kişiler de tekrardan çağırdım, tekrar oyuna dahil ettim. Dedim ki, beyler 30 kişi görsün, oynamasanız da server'da gezdirin, gören girsin. Öyle yaparak server'ı doldurdum. Bunlar da dedi, bir sürü donatör parası geliyor şimdi, tamam mı? En büyük pay bana geliyor yani. Evet. Sunucu parasını kısıyoruz. Ne bileyim çocukların parası kısılıyor. Hatta bak Hasan'ın aylık internet parasını veriyoruz hatta Hasan'ın. Vay düşün vay 60 vay lira. Vay. He. Onu da geçtim. Bana gelen tek 50 lira para geldi. Onun yüzündenmiş ne varsa. Diyorlar ki Emre abi 50 liraya cepe koymuş. Onun içinden kendi aralarında konuşmuşlar. 50 lira aldım diye pişt, bitirmişler. Abi buradan işte Anka Team'e seslenmek istiyorum ben. Anka Team'in kurucusu Ekrem Bey. Haksızlıklara tahammül edemeyen birisi. Bana kendini tanıtırken öyle tanıttı Ekrem Bey. Abimizdir, yaşı bizden büyüktür. Ekrem Bey zaten Emre abi için gitmiştir Ayıldız'a. Eğer Ekrem abi bu videoyu izliyorsa bir kez daha düşünsün. Hangi sunucuda kimlerle oynadığını bir kez daha düşünsün. Ona göre Ekrem abi gerekeni yapmasına inanıyorum. Yapacağına inanıyorum. İnşallah beni yanıltmazsın Ekrem abi. Anka Team olarak Ayıldız'dan şimdi, uzaklaşmanızı talep etmiyorum aslında. Sadece gerçekleri görün istiyorum. Ekrem abi için geldiği için deme de. Ekrem'le biz orada tanıştık. Onlar geldiğinde. Aramayı sadece. Anladım. Ama sonuçta seni tanımış, sana bir şekilde yani ikna olmuş, bir şekilde senin sayende, senin aracılığınla. Hani sonuçta Ekrem abiyle senin yaş ortalaman birbirine yakın abi. Şimdi burada evet. Hasan'la Ekrem abinin yaşı aralarında 20 yaş var, 15 yaş var. Hani bu noktaları anlatmak istedim. Ben kendi olayıma geldim abi. Her neyse, şeyde kalmıştım. Odaya çektim çocuğu. Ben inkar etmiyorum abi. Ben çocuğa sövdüm. Çocuğa dedim seni yaparım, seni ederim. Sana bu hakkı kim veriyor dedim. Ederim ne dediğim şeyler küfür, onu düşünün işte. Ama hiçbir şekilde abi çocuğu ne anasına, ne bacısına, ne yedi sülalesine sövmedim. Onlar kendi videolarında çocuk diyor ki benim yedi ceddime bilmem neyime sövdü. Bu nasıl bir yalandır? Ben o gün yoktum. Bu nasıl sadece bir dediğim gibi abi? Bana denilenlere göre iyi yapmışız dedim. Ben çünkü Gökhan biliyorsun küfüre çok karşıyım. Eğer dedim Gökhan küfür ettiyse iyi yapmışsınız dedim. Yalan yok.
Abi ama bana işte anlatılanlar anasına babasına sövmedim. Sonra bizim bir tane yavşak Okan var ya abi, onun kadar yavşak bir çocuk görmedim abi. Yüzüme gülüyor arkamdan hiç ya. Bak her gün bana Snapchat atan çocuk o. Onun kadar yavşak bir çocuk yok. Neyse Okan yazıyor bana Steam'den. Abi seni banladılar. Abi seni sunucudan banladılar. Abi seni TS'den de banladılar, haberin olsun. Ben de o sinirinizde ne yazdım abi? Banlayanı anasının, anasının bilmem neyinden de banlasın o zaman yazdım. Sen git bunu telefonla çek. Adamlara göster. Adamlar bunun üzerine inşa videosu çekiyor lan gerizekalı. Sen beni banladıktan sonra ben sana o küfür etmişim. Ben ondan önce ne anaya ne bacıya hiçbir şey söylemedim. Sadece o lafta bulunan, o söylemde bulunan arkadaşı çektirdim odaya. Kendim bireysel olarak çocuğa sövdüm. Sövmedim demiyorum. Hani olay bundan ibaret abi. Şimdi de gelmişler seni banlamışlar. Göya kurucuları olan sensin abi. Seni banlamışlar. Böyle bir yediye nasıl sahip oluyorlar para, çocuklar anlamıyorum. Para para. Beyler kim şimdi IP'si vereceğim size, tamam. Valla bana denilen şey bizden gizli işler yapıp bizi satma amaçlı oldum. Böyle bir şey dedi Hasan, çok da üstüne düşmedi. Lan. Bizden ayrılma dedi. O gün de geldi işte Turgay'a geldiğin gün yukarı gelmişsin neyse işte Emre abi geldi falan muhabbetine konuşacaklar. İyi dedim, bunlar herhalde toparlanacaklar. Yani artık bir şeyler... Yok yok dedim, bunun yetimi kim sildi, niye sildi dedim, tak bana attılar. Bana hiç kimse bir şey demedi, sebep yok. Abi bir sebep yok, açıklama yok, bir şey yok. Direkt sırf bu parayı aldığı için işte. Bu adminse bu da adminlik. Değil mi? Sahibisin. Onlar para alıyorsa sen de alırsın. Yani bu paranın lokalarının kendini yemezdi. Sunucu sahibi kim? Emrah. Tugay yoktu kurduğunda kanka. Tugay'ı ben dahil ettim sonradan. Ya sonuçta isim ikinize ait. Evet. Bilmiyorum yani. Ya isim kitlere ait olabilir de 30 tane yönetici var hacı. Şimdi diyorsun ki Hasan Necim mesela. Bak Ayıldız Tugay'la bana ait. Tamam. Hasan şey yaptık. Scriptor ortak sayılır. Ortak yani. Tamam. Üçüncü kişi de oydu. Olay ne biliyor musun Ekrem? Evet. Naci ile Erkan'ı düşün, tamam mı? Evet. Naci'nin giriş kayıtları falan güvenip Erkan'a da verdiğini düşün, tamam mı? Hı-hı. Her şeyi. Erkan'ın da ben çıkacağım dedikten sonra Naci'yi banlayıp bütün yetkilerini alıp oradan şey yapması, uzaklaştırması. Tamam da yani bir arkadaşın bir arkadaşa ihanet etmesi mevzu. Tamam da her şey zaten Emrah, Tugay, bu Hasan üçü hepsi beraber ortaklı iş yapmıyorlar abi. Evet. Sonuçta bu paralar ve alınan para şu bu. Zaten şimdi şu var benim kafamın üstünden. Ben paralara ben hiç karışmadım. Hasan'a evet, diyordum evet. Hasan bana hesap numarası ver. Abi Emre abi gelsin ondan alıp vereceğim dedi. Tamam. Sana sonra hesap numarası verdiler değil mi? Evet. Yapı kredi mi? Yapı kredi. Bir, senin bana verdiğin yapı kredi iki tane. Hı. Benden önce donatır aldın mı sen? Senden önce de bir tane şey verdiler. Ne? PTT'den mi ne? Bir yerden yatırdılar bizim çocuğa. İşte. Ondan önce sadece siz değil bir sürü kişiye donatır satıldı. Ve ben o paraları sormadım bile. Biri her ay Hasan'ın 60 lira internet parası ödeniyor donatır parasından. Hmm. Ben bir şey demiyorum. Benim cebime 50 lira geçmiş. 50 geç ve onu da ben yedek server parası alacağım dediydim sana, hatırlıyor musun? Evet. Heh. Hatta ben de onu demeden banladılar beni. Ya yedek server alacaksınız diye ben parasını donatör aldırdım. Ya para olmazdır, yoktur dedim. O yüzden dedim ben yani donatör alacak çocuklar vardı aldırayım dedim. O yüzden aldırdım yani. İşte o parayı aldığım gün banladılar ben işte. Sebebin yani parayı almam. Evet. Para adam mesaj atmış bana. Dur sen sana göstereyim hemen. Hatta atayım. Hasan atmış. Face'ten. Sen bana parayı yatırdıktan 5 dakika sonra hesap numarası vermiş, o parayı hemen şu hesaba yatırıyorsun. Yazmış, sen ne diyeyim, nerede yazdım geri, tık banlandım. Hemen göstereyim. Anladın mı Ekrem ortada dönen? Anladım. Yani geçen anlatılmaya çalışan da buydu.
sana anlatılanlar şunlar bunlar. Ya işte karşı tarafa sorduğun zaman kestirip atıyor adam. Ayrıldı diyor. Niye ayrıldı ama? Açıkla bakalım. Ayrıldı, bitti. E madem bu iki arkadaş beraber şimdi Emrah'la Batan'ın arası iyi. Bunların ikisi anlaşmış, okeylemişler. Onun ismi gelmiş, o onun sponsor olmuş, o ona hediye edecekmiş. Herkes kabul etmiş, anlaşmış bir şekilde. Buraya kadar doğru mu beyler? Doğru. Bak, oyun tamam. Alma verme olayı sadece... Yok, lafta, lafta. Evet, tamam. Aranızda oldu bu laf. Evet. Yani sen de bir lidersin sonuçta, neyse. Şimdi bu adam nereden bilsin ki Emrah gidip ona buna biz Batay'la böyle anlaştık ya da anlaşmadık demediğini. Adam da gayet normal bir şekilde Ay Yıldız'ın yöneticilerine gidip oyununu soruyor. Oyunu sorduklarında da biz bunu yapamayız dediklerinde otomatikmen Batay verilen sözde durulmadığını düşünür. Bunu ben de kendi tarafımdan düşününce... Böyle algılıyorum. Ama işte, şunu da biliyorum. Işte, Emrah'la Batan'ın arasında bir sorun yok. Herkes sözünde durmuş buraya kadar. Evet, aslında bir sorun yok ikinizin arasında. Ha burada evet, sizin şimdi bu bugün de senin başına gelenler var ya Emrah. Bu senin evet, yönetici diye arkadaş diye güvendiğin insanlar da. Evet. Onların gazabına uğramış her taraf. Benim gördüğüm bu. Ya gazabı şu. Gökhan'ın aslında bir hatası, yani suçlaması yokken suçlamaya düşmüş çünkü niye Emrah'ı bulmamış? Bulamamış. Aynen, bak, o abi Emrah'ı bulmamış değil, bulamamış. Ya bulamamışsan, ya şimdi şöyle bir şey var Gökhan. Bulamadığın yerde de adama şimdi Emrah'ı sen kötülediğin zaman senin bu arkadaşın sonuçta, dostun. Emrah, arkadaşın, ben Emrah'ı ne zaman kötüledim? Ay Yıldız kimin abi? Az önce Ay Yıldız kimin diyorum, Emrah'ın diyorsun. Emrah'ın abi. Emrah'ın ortakları da bana tedarik etmek zorunda. Emrah'ın ortakları da Emrah diyor. Emrah'ın ortakları benim isim hakkımı kullanıyor mu abi? Emrah'ın ortak ne çıkıyor? Emrah ne diyor? Diyor ki benim Batay'la Gökhan'a benim verdiğim sözden onların hiçbir şekilde haberi yok. E tamam, o zaman yani yapacak burada ne? Emrah gidip başkasına söylememiş ben alırım diye oyunu. E bu çocuk da bu yüzden kötü oldu. Ya işte diyorum ki tabii ki otomatikmen Emrah'a da ulaşamadığı için Emrah'ın sözünde vermediğini düşünmesi gayet normal. Anlatabiliyor musun? Bak ben size ne diyorum beyler. Bir şey yani yüzeysel bakınca zaten her şey ortada. Yani ön yargılarınızı bir tarafa koyun, öyle konuşun bir şeyi. Ön yargıyla konuşursanız haklı adamın haklı olduğunu göremezsiniz. Ekrem, ben üyeliğim sildikten sonra bana sitinden biri mesaj attı. Erkek sen TSE'ye gel lan dedi Tugay abi dedi, tamam mı? Hı-hı. Ben girmeyecektim daha. Girdim. Kaydım yoktu zaten. Çekti oraya beni. Tugay'ın dediği laf şu. Hayırdır lan niye geldin falan filan, sen çağırdın dedim, söyle kardeşim dedim, işte böyle böyle falan dedi, neyse. Dedim ki Tugay dedi, bu Ay Yıldız isim hakkı ikimizin değil mi kardeşim? Evet dedi. Ben Ay Yıldız sunucuyu kapatın demiyorum dedim. Ay Yıldız ismini kullanmayın, başka bir isim kullanabilirsiniz dedim, sunucuyu devam ettirin dedim. Bu da dedi ki, söylemez. Ay mısın da dedi Tugay. Bak bu sunucuyu kapatalım, anasını tık 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 diye söylemeye başladı. Ben de orada çıktım gittim. Daha çünkü küfür eden adamla konuşmam ben, muhabbet etmem. Ama çıktım gittim. Bu şimdi mağduriyet değil mi böyle? Yani bu sabahtan beri anlatmaya çalıştığım olay değil mi? Ya Adem, ben Ekrem hayatta diyemem. Sunucuyu bırak diyemem. Şunu diyorum. Ben de bırak demiyorum. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Şimdi ya, abi ben de bir şey soracağım. Şimdi Ay Yıldız Bata zamanındayken Ay Yıldız Bata, Ay Yıldız kendi bir ayrı isim, Batı ayrı bir isim. Bu isimleri birleştirdiğin oldu, Ay Yıldız Batı oldu. Benim isim hakkım kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Tamam. Şimdi ben illa bu hak kullanılması için para mı vermem gerekiyordu? Soruyorum. Nereye? Ay Yıldız'a para mı ödemem gerekiyordu sunucu sahibi olmak için? Abi ismin, bak şimdi senin ismin, isim hakkın varsa, Batı diye patentletmiş ismin hakkın varsa bunu hiç kimse kullanamaz. Senin iznin dahi haricinde. Ama senin patentli bir ismin olmayıp da kişisel özgür olarak bu sosyal yani ağda yayınlanmış, sana nick olarak takılmış bir isimse herkes kullanır. Sonuçta sen bunu katlayamazsın. Tamam, herkes kullanır. Bugün benim adıma başkası da Batalife diye sunucu açabilir. Aynen. Ben onu demiyorum. Ben diyorum ki benim ismimin geçtiği bir sunucu da kendilerinin rızasıyla veya benim rızamın ortak bir noktasıyla benim ismim geçiyorsa ve bu isim geçerken Hasan olsun, Tugay olsun, Bata sunucunun sahibi değil,
Bata para vermedi, Bata açmadı bu sunucu demesi sence haksızlık değil mi? O zaman kullanma kardeşim benim ismimi. O zaman en başından silseydin benim ismimi. Benim ismimi kullan. Şimdi bu adamlar donator satıyor. Kendi ceplerine para giriyor. İnternet kullanıyor. 60 lira aylık internet parası ödeniyor. Kendi ceplerine para giriyor. Anladın mı? Tamam, satılan tamam, donatorlardan. Sunucunun ismi tamam. Ayyıldız Bata. Hı-hı. Ama Bata'ya hiçbir şekilde ödeme yapmıyorlar veya tedarik etmiyorlar. Niye? Kendileri cebine para giriyor. Cebine de indiriyorlar. Emre sana ödeme bir şey söylememiş ki. Ekrem. Abi çok değişik konuşuyorsun Emrah, abi sen ya. Gökhan, hayır Gökhan. Emre sana söylemiş mi ki ödeme yapacağım sana diye? Niye anlama şimdi? Ödeme değil, ödeme değil. Ya, tedarik abi, tedarik. Ne istiyorsun kardeşim? Oyun, oyun. Karşılığında oyun karşılığı. Tamam, Emre bunu, Emre söylemiş mi? Tamam, Emre söyledi, Emre bana söyledi. Tugay kim, Hasan kim? Ya sunucu beyler, sahipleri. Bu olay uzatacak pek bir şey yok. Ben burada Ekrem'i bulamazsam, Ekrem'den sonra kim sorumluysa gelirim ona derdim anlatarım. Ama yani, ben söylemediğim bu olay bak, böyledir Ekrem. Burada yanlış şey bir şey var, yok kardeşim. Ki. Sonra yani adam Gökhan, ağzının payını vermiş işte. Ekrem şey, abicim, Ayıldız Batıldız Bata sunucusunda yöneticiler Ayıldız Bata altındaysa ve Bata, yani sunucunun ismine geçen bir bireyim ben. Ben geldiğim zaman... ve sen bu sunucudan, senin ekiplerin bu sunucudan para kazanıyorsa, cebine para giriyorsa, Bata senden bir talepte bulunuyorsa, sen Bata'yı geri çeviremezsin. Çünkü sen Bata ismiyle, ne kadar ayıldız olsa bile, Bata ismiyle cebine para giriyor. Sen bunu çeviremezsin Ekrem abi. Bak sen çok yanlış düşünüyorsun. Sen tek vallahi taraflı ben, düşünüyorsun abi. Gökhan'cığım ben sana ne diyorum? Senin haklı olduğun taraf, her şeyinde haklısın. Ama gidip yanlış insanlara sormam bir kere yanlış. Sen diyorsun yanlış ki abi. Yanlış insanlar değil de Ay Yıldız Bata sunucusuyla tamam para kazanıyorlar. Ceplerine para giriyor. Adem. Bak burada ya, şu Ekrem'in şu lafını, Murat, Ekrem'in şu lafını dinleyin. Konu seninle. Ben sadece senin hak verip vermediğini öğrenmek istiyorum Gökhan'a. Konusunda Gökhan haklı mı haksız mı? Bak şimdi Gökhan da haklı o konuda. Tugay'la Hasan bir konuda haklı şey demeleri lazımdı. İşte kimle konuştun? Emrah'la mı? Emrah'la konuşman lazım demeleri lazım. Ve bunda hak yok ki. Oyun haksızlık yani yanlış yapmışlar. Beğenmeyeceğim diyemezlerdi. Ha işte yani hak verdiğin bir konu yok o zaman senin onlara. Ya şöyle bir şey. Adamlar bilmediği için haklı. Ya bilmese de bir yönetici o abi, şekilde serbestle ismi geçen senin. İnsana böyle benim konuşabilir mi? Benim ismim geçen bir sunucuda kendi ceplerine para girmiyor mu abi? İnternet parası ödenmiyor mu bu çocuğun? Ödeniyor. Ha? Benim ismim geçmiyor mu sunucuda? Benim ismim geçtiğim sunucuda para kazanılıyorsa ben o yönetici para kazanan yöneticiyi siktir et abi. Para kazanan birine giderim derim ki kardeşim benim 20 bin abonem geldi bana çekiliş yapacağız. Hadi alalım onları vesaire vesaire vesaire. Emrah zaten sana hak diyemez ki konuda. Ben veremem ben edemem diyemez abi. Sen benim aynen ismimin geçtiği sunucudan para kazanıyorsun vicdansız. Bana diyemez. Yani dememeleri lazımdı. Aynen. İşte bu sorun bu zaten. Eğriyi doğruyu herkes duydu, herkes anladı herhalde. Artık kim hangi sunucuda oynamaya nasıl karar verecekse versin abi. Ekrem abiye de saygım sonsuzdur. Kendisi ne kadar da beni geçen de banladıysa yine de ben sadece etmek istemem yani. Biliyorsun. Yok ben o konuda Gökhan'cığım bak ben sana ne diyorsunuz? Ayrıca zaten kimin diye sorsalar. Herkes direk Allah der. Geçen gün bizim buradaki olan konudan ötürü benim tutumum yani yanlış ve yanlış değil. O bizde kalmış bir şey ama benim yani buradaki grubun içerisindeki bazı insanların laflarını ötürü senden özür dilerim. Yok abi İnsanlar, sen benden yaşça büyüksün abi benden özür şey dileme ben bunu kabul etmiyorum abi. Şöyle bir şey var insanlar ya benim insanları tanımam için sonuçta birçok şey yaşamam lazım. Benim ekibimde armaya girene kadar hiçbir zaman bak net konuşayım hiçbir zaman hiç kimseyle fitne fesatlık yoktur abi. Yoktu. Ama ne zaman ki biz bu arma ortamına abi, girdik, arma ortamına girdik, yok cidden diyeyim, şu anda sadece kaynana dili dönen bir sunucu sahibi olarak, şey sunucular dizinesinde dolanıyoruz abi. Kaynana dili ya. Ahmet Mehmet'e ip atmış, Mehmet oraya gitmiş, Osman ne etmiş? Böyle bir saçmalık mı var? La Osman kim? Benim arkadaşım. Bak, ip dönüp dolanıyor, Osman'a geliyor, Osman arkadaşı oluyor. Ya misal diyelim ben Gökhan'a bir şey diyorum. Gökhan gidip misal Naci'nin arkadaşı oluyor. Naci kim? Beni banlayan adam. Ben kimin arkadaşıyım? Misal Adem'in arkadaşıyım. Adem kim? Gökhan'ın arkadaşı. Bak dizineye bak.
Şimdi biz bu dizineden nasıl çıkacağız? Hiçbir şekilde çıkamazsın. Benim gibi yani, yapıyorsun işte. Allah'ın ya bu aha, bak kardeş yalan değil. Bak burada bir, kaç kişiyiz? Şurada 6 kişiyiz. 6'mız da şu anda arkadaş